Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Erzurumspor Futbol Kulübü ve Altay kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Mavi Beyazlı ekip 4-0 galip ayrıldı. Ligin ilk galibiyetini almış oldu Mavi Beyazlı ekip. Erzurumspor Futbol Kulübü evinde yani Kazım Karabekir Stadyumunda Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada top 4 kez ağlarla buluştu. Goller 20. dakikada Celal Hanal, 38 ve 45'te Eren Tozlu ile 86. dakikada kaydedildi. Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Erzurumspor Futbol Kulübü puanını 6 yaptı. Altay ise 3 puanda kaldı. Maç sonrası Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu değerlendirmelerde bulundu. İçimizden alternatif oyuncular da çıkarttık. Daha alternatifli bir kadroyuz. İyi futbol oynayıp bu ligde hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Yani şu an ben hedefimiz ilk 6-7 dersem bu hani gerçekçi bir hedef olmaz. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz en yüksek puanı toplayıp iyi futbol oynayıp iyi futbol izlettirip hani yense de yenilse de mücadele eden sonuna kadar terinin son damlasına kadar savaşan bir takım istiyoruz. Devre arası da inşallah transfer açılırsa ondan sonraki süreci değerlendiririz. Şöyle biz oynadığımız bütün maçlarda pozisyon olarak, pozisyon sayısı olarak gerçekten çok yeterli pozisyon sayısına girdik. Değerlendiremiyorduk. Eren'in bir şanssızlığı vardı. Vurduğu toplar, yakalayıcılar çok iyi kurtarış yaptı. Yani iyi vuruşları gol olmadı. Ama bugün o da golle tanıştı. O da üzerinden büyük bir yük attı. Eren zaten çok önemli, kaliteli bir golcü. Hem bu lig için hem de yukarıdaki lig için gerçekten son derece özellikli bir oyuncu. O da şanssızlığını bugün kırdı. Dediğim gibi bugün 4 gol attık ama biz geçmişte oynadığımız 4 maçta da hani 4 golle buluşabilecek sayıda pozisyona girmiştik. Yani olmadı. Bugüne kısmetmiş. İnşallah bugünden sonra da devam ettirebiliriz diyoruz. Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da maçı değerlendirdi. Erzurum Spor'u tebrik etti. Hatadan sonra telafi yoluna gitmek. Telafi yoluna da gidemedik. Bir tane 3-0 iken bir tane pozisyonumuz vardı. Onu da gol yapsaydı, 3-1 olsaydı belki oyunun şekli değişebilirdi. Ama değişmedi. Ben Erzurumspor'u da tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı ve başarılarının devamını diliyorum.